Üniversitesi'den ya. Burası buradan ya. Burası İstanbul, Taksim, Bakırköy ve hatta Kadıköy değil. Bu birincisi. 33 işçiyi işten attınız. Mikrofonu verdi, sesim herkes duyuyor. 33 işçiyi işten attınız ve sebebiniz yoktu. Bir de son soru, HDP buradan gençleri daha yollarsa bunun vebalini kim çekecek? Türkiye'nin her yerinden yolladığı gibi. Bu da üçüncü soru. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden benim bildiğim binlere yakın insan, kardeşimiz işten çıkarıldı. Uludağ Üniversitesi'nden, Bursa'nın çeşitli fabrikalarından, işletmelerinden olsun binlere, yüzlerce insan çıkarıldı. Çıkarılan işçilerden az önce söyledim, konuşmak istemiyorum. Yargı sürecinde olduğu için o basın açıklamasını yapan kişinin dosyasını isterseniz gidin bir avukat vasıtasıyla veyahut da Eğer istiyorsanız belediyeye gelin, ben belediyedeki kayıtlarından onu size vereyim ama buralarda böyle deşifre etmeyin. Kimse rencide olmasın. O insanların arkasında duran sosyal demokratlı kişilersiniz. Evet, her zaman da böyle oldum. Onu da biliyorsunuz. Şov yapmaya gerek yok. Bak. Hayır. 64 bin lira düşer. Hayır kardeşim. Söz aldım bir. Bir saatte el kaldırıyorum, görmeden şey yapıyorsun. Kardeşim, burada bir kişiye söz hakkı verilmesi gerekiyor. Bu gündem dışı. Ben yine de yanlış anlaşılmasın diye, demokratlığımız, sosyal demokratlığımız gereği, demokrasiye olan inancımız gereği size söz hakkı verdim. Ne konuşacağınızı da bilmiyorum. Sizi de açıkçası tanımıyorum. Yani bu konuda açıkla. Bir dakika ama beni dinle. Sen söylediğini anladım ve dinleyeceksin. Senin söylediklerini anladım. Benim kim olduğumu herkes biliyor. Ne yaptığımı da biliyor. Şovda yapmıyorum. Bak söylüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer ilçe belediyelerinden onlarca, yüzlerce insan işten çıkarılıyor. Buradan çıkarılan işçilerin de nedeni, niçini, yargı kararı sonucunda da alınan karar neyse biz de görevimizi yapacağız. Bununla ilgili burada çıkarılan 25-33 tane işçinin adını almak biraz da abartmak gerekmiyor. Diğer yerlere de bakın, hakkında açılacak davalarla birlikte hepsini birlikte göreceğiz. Onun için ben size söz verdim, söylediniz, dinledik. Arkadaşlarımız herkes biliyor, bu ilk mesele değil. Sizin söylemenizle anlayacağımız, yeniden hatırlayacağımız bir şey de değil. Herkes biliyor. Gerçekler yargıda ve herkesin bildiği gibi herkesin dimağında. Onlar değiştirilemez. Ama çok fazla da böyle şov yapmaya da gerek yok. Engelli kardeşimiz, evet. Ali Kayan, buyur kardeşim.